Sultanım, söyle. Sultanım bilmeyiz icap eden bir husus var. Sen çıkabilirsin. Ne oldu, ne bu hali? Taşlıkta cariyeler bir mektup bulmuşlar sultanım. Elde eline dolaşıyor. Güya bu mektup Bali Bey size yazmış. Tamam, sen çık. Emin olun sizi kırmayı, üzmeyi asla istemem. Zaten bu yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak görüyorum ki bu sessizliğim beni yanlış anlamanıza sebep oluyor. Size benim adıma kim mektup yazdı bilmiyorum. Ancak orada ağzımdan yazılan her şey aslında bir hakikati dillendiriyor. Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Bu hayatım boyunca böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Zinhar başka bir hayalim yok. Olması da mümkün değil. Beni bağışlamanızı diliyor, yüce hoşgörünüze sığınıyorum. Malkoçoğlu Bali Bey. Nereden buldun bunu? Sana soruyorum, kim verdi? Sultanım, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Ben de ilk defa burada gördüm. Biri yatağıma bırakmış. Esma. Mihrimah. Ne oldu Esma? Yoksa beni beklemiyor muydun? Hayır. Ama geldiğin iyi oldu. Kıyafetim nasıl olmuş? Beğendin mi? Sen yaptın değil mi? Mektubu cariyelere sen verdin. Reddedilmek ne acı. Daha evvel sadece ben biliyordum bunu. Ama şimdi herkes öğrendi. Harem bunu konuşuyor. Herkesin öğrendiği doğru. Ama unuttuğum bir şey var Esma. Malkoçoğlu'yla dedikodusu çıkan sendin. Ben değil. Herkes o mektubu sana yazıldığını düşünüyor. Yani ben öyle düşünmelerini sağladım. Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Zinhar başka bir hayalim yok. Esma'na ait mektubun burada ne işi var? Bir malumatım yok sultan. Arabamı hemen hazırlasınlar. Yanına gideceğim. Size gelince... Esma Sultan hakkındaki hususi bir meseleyi nasıl böyle ulu orta konuşursunuz? Mercimek kadar aklına böyle oyunları nasıl cesaret ediyorsun anlamıyorum. Git buradan. Uzak dur benden. Asıl sen benden uzak dur Esma. Bir daha yoluma çıkarsan seni öyle bir rezil ederim ki sen içine çıkamazsın. Anladın mı beni?